Merhabalar, bugün konumuz eminim herkesin çok merak ettiği bir konu. Motor yağı neden kararır? Aslında bundan ziyade motor yağı benzinli araçlarda çok fazla kararmazken ya da keza LPG'li araçlarda, dizel araçlarda neden kararıyor? Motor yağının kararması değişim anlamına mı geliyor? Daha fazla detay videomuzda. Bu olması gereken motor yağı rengimiz. Markadan markaya, araçtan araca ton farkı olabilir. Onlar çok önemli şeyler değil. Ama olması gereken motor yağı rengimiz bu. Yani açık sarı, şeffaf ama yağ çubuğunu çektiğimizde ya da yağı boşalttığımızda gördüğümüz tablo bu. Siyah bir yağ. Gerçi bu araç benzinli LPG'li olduğu için çok fazla kararmamış. Gördüğünüz gibi kahverengi tonunda. Ama bu dizel bir araç olsaydı bu yağ bildiğiniz simsiyah, yani kapak renginde simsiyah olabiliyordu. Peki bu yağ neden kararıyor? Neden benzinli de kararmıyor ya da az kararıyorken dizel de çok kararıyor? Onu da şöyle anlatalım. Bu tamamen aracın silindirlerinin üstündeki kısımda, yani yanma odasında gerçekleşen ateşlemenin ya da sıkıştırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan toksik gazlar nedeniyle. Bildiğiniz gibi LPG çevreye en az zarar veren ve en az salınım yapan yakıt çeşidi. Ondan sonra benzin geliyor ve en ağır çevreye zarar veren ve en çok salınım yapan yakıt tipi de dizel. Dizel motorların çevreyi katlettiği maalesef doğru. Bu yüzden de araç üreticileri eski dizel araçlarda bilirsiniz hatta böyle simsiyah duman atar sürekli ama yeni dizellerde bu dumanı görmezsiniz. Bunu görmemenizin birçok sebebi var. Örneğin benzinli araçlarda sadece katalitik konvektör bulunurken dizel araçlarda hem katalitik konvektör hem partikül filtresi bulunur ki egzoz gazları tamamen filtrelenerek doğaya zarar vermesin. Yani dizel araçlarda yanma ya yani sıkıştırmayla oluşan patlamayla açığa çıkan kurum ve is yağın renginin siyahlaşmasına neden olur. Benzinde ve LPG'de bu siyahlaşma o kadar derin, o kadar sık olmaz. Keza benzinli bir aracın yağını değiştirdikten sonra yağ belli bir süre aynı renginde kalmaya devam eder. Çünkü benzinli araç motorları çok fazla is kurum üretmediği için yanma odası çevresine ve motor içerisinde çok fazla kurum, is yaymaz. Ama dizel araçlarda durum tam tersidir. Özellikle EGR temizliğinde vesaire görürsünüz, içi tamamen kurum kaplıdır. Dizel araçlarda bu kurum miktarı, is miktarı fazla olduğu için motor yağını az önce bile değiştirirseniz motor yağı motorun içine girdiği anda aşağı süzülene kadar yine simsiyah bir hal alacaktır. Çünkü motorun içerisindeki kurum ve is kaynaklı. Bu nedenle ikisinin arasındaki ayrımı da şöyle görüyoruz. Benzinli ve LPG'li araçlarda katalitik konvektörlerin ömrü 200-300 bin kilometrede dayanırken dizel araçlarda motor kontrol ünitesi yazılımlarıyla belli kilometrelerde egzozdaki filtrelerin temizliğini yüksek ısıyla araçlar otomatik kendi yapar ki belli kilometrelerde de bu temizliğin manuel olarak sökülüp temizlenmesi ya da değişimi gerekebiliyor. Yani dizel motorla benzinli motor arasındaki yağın kararmasındaki farkı ortaya çıkaran durum yakıtın çıkardığı salınım diyebiliriz. Bir diğer durumda motor yağı karardığı zaman değişmesi mi gerekiyor? Tabii ki öyle bir şey yok. Yani motor yağının özelliği rengiyle alakalı değildir. Motor yağı siyah da olsa, sarı da olsa, açık sarı da olsa, kahverengi de olsa özelliğini yitirip yitirmemesi rengiyle alakalı değildir. Eğer öyle olsaydı dizel araçların her gün yağ değiştirmesi gerekirdi. Çünkü koyduğunuz anda bir turladığınız zaman o yağ yine simsiyah oluyor. Yani motor yağı kararması değişim gerektirmeyen bir durum diyebilirim. Peki benzinli motorda da kararma, yağda kararma, siyahlaşma olamaz mı? Tabii ki benzinli motor yağı siyahlaşmış araçlar da görüyoruz ama benzinli motor yağında çok fazla kararma, çok fazla siyahlaşma varsa ateşleme sisteminde bir arıza olduğu akla gelir genellikle. Yakıt fazladır, hava azdır ya da hava fazladır, yakıt azdır, ateşlemede bir dengesizlik oluşursa ortaya çıkan salınım artar. Bunu da şöyle örnekleyebiliriz. Bir ateşte yanan, harıl harıl yanan bir odunu düşünün. Harıl harıl yanarken tam ideal yakıt ve, yani odunu bir yakıt olarak düşünelim, ideal bir yakıt ve ideal bir hava karışımı vardır ve duman çıkarmaz. Ama siz bu ateşi söndürürseniz, örneğin hava almaması için üstüne bir şey kapatırsanız anında ısı yüzünden kimyasal tepkime ve aşırı bir duman, yani kimyasal toksik gazlar çıkarmaya başlar. Karbondioksit, karbonmonoksit gazları. Aynı durum benzinli araç için de geçerli. Ateşleme sisteminde sorun varsa egzoz gazı salınımı artar. Bu salınım arttıkça da motor yağı kararır diyebiliriz.
Yine de aklınıza kalanlar varsa motor yağının kararma durumu, benzinli, dizel, aşağıdaki yorum kısmından bizlere her zaman sorularınızı iletebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz videoyla alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.